Arkadaşlar merhaba. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere encryption olayını yeni metotlarla anlatacağız. Gördüğünüz gibi formumuz şekildeki gibi olacak arkadaşlar. Bir tane butonum var. 3 tane text box'ım, 3 tane de label'ım var. Kodlarımızı buton 1'in click olayına yazacağız. Öncelikle bir tane isim alanı ekleyeceğiz. Using system nokta security nokta cryptology şeklinde bir tane isim alanımız olacak. Kodlarımızı ise buton 1'in click olayına yazacağız arkadaşlar. Yazmaya başlayalım. MD5 Crypto Service Provider adında bir tane obje oluşturacağım. MD Crypto Service Provider nesnenin yeni bir intents'ını oluşturduk burada. MD5 şifrelemeyi üyelerin şifrelerinde, e-maillerinde ve başkalarının görmesini istemediğimiz birçok yerde kullanabiliriz. Şifreleme için önemli bir konu bu. Şimdi de UTF-8 encoding ile bir tane obje oluşturacağız. Girilen veriyi 1 byte dizisine dönüştürmek ve hash hesaplamasını yapmak için bunu oluştururuk. Şimdi triple des kripto servis provider'dan bir tane obje oluşturacağım. Bu da yalnızca eski uygulamaları ve veriler için uygun olan bir metottur. O yüzden kullanacağız. md5.computeHash metodumuz. Bunun içinde de UTF-8 nokta get bytes belirtilen byte dizisi için karma bir değer hesaplaması yapacak burada compute hash. Bunu da tds.k kısmına atayacak. Şimdi mod kısmından chipper mod ACB'yi seçeceğiz. Şifrelemede kullanmak için bir blok şifreleme modu belirledik burada. Electronic Codebook olarak kısaltılmış ACB. Her bloğu ayrı ayrı şifrelemeye yarıyor arkadaşlar. Şimdi de padding'imize yazalım. tds.padding eşittir padding mod nokta pk cs7 seçtik. Eğer herhangi bir padding yapılacaksa padding byte sayısı string'in her bir byte'ını oluşturur. Şöyle açıklamak gerekirse bunu örneğin 8 bit padding yapılacaksa 8 bit 1 byte olduğundan oluşacak padding string 01 şeklinde olacak arkadaşlar. Yani padding'in mantığı girilen string'in block size'ın tam katı olmasını sağlamak diyebiliriz. iCryptoTransform'dan trans adında bir obje oluşturacağız.
Burada da encryption yaratacağız arkadaşlar. Daha sonra text box 3 nokta text'e bunu yazdıracağız. Bit converter kullanacağız burada. Bit olarak ekrana yazdıracağız. String'e çevirip yazdıracağız bunu. Ekrana yazdırabilmek için string'e çevirmek zorundayız. Trans değişkenimiz burada, objemiz. Transform final block kullanacağız. UTF-8 objemiz nokta get bytes parantez içinde text box 2 nokta text virgül 0 3 tane parametre içerecek virgül UTF-8 nokta get bytes parantez içinde text box 2 nokta text ayrıca uzunluğunu da yazmamız gerekiyor. Hatalarımız gitti şu anda. Programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Anahtar kelimemiz siber olsun. Siber Akademi Bilişim yazalım. Encryption'a basalım. Gördüğünüz gibi yazdığımız metnimiz burada olacak. Anahtar kelimemiz de ilk text box'ıma yazdıracağım. Daha sonra işlemlerim yazdığım koddaki gibi olacak arkadaşlar. İşlemlerimi yaptığımda da encryption olmuş hali burada görünecek gördüğünüz gibi. Programımız bu şekildeydi. Siz de bunu deneyerek uygulayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi çalışmalar.